İyisin. Hepinize hoş geldiniz diyor Halil abi. Doğru mu Halil abi? Doğu aslanlı mısın Halil abi? Bu arada ben muhtarım. Bugün enteresan bilgilere de ulaştım. Gerçekten Doğu Arslanlar Köyü'nün çok ünlü isimleri de var. Benim çok yakından tanıdığım. Bugün onlarla beraberim. Mesela çok değerli dernek başkanımız buradaydı bugün. Birbirinden değerli isimler vardı. Bugün alanda olan bütün misafirlerimize, sponsorlarımıza, özellikle değerli muhtarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten Doğu Arslanlar Köyü'nde çok fazla sayıda tanıdığım olduğunu fark ettim. Ve Doğu Arslanlar Köyü'nü artık her yerde söyleyeceğim. Müthiş bir yer. 5 Temmuz ve 9 Temmuz tarihlerinde de inşallah Balıkesir konserim olacak. Oradan da sizlere kucak dolu sevgiler göndereceğim. Buradan söz veriyorum. Evet, hazır mı? Tamam mı orkestra? Hadi bakalım. Hadi ellerim. Ama şöyle beraber. Alkışları bitti. Bunu da kaçışıp beraber okuyacağız. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. İşte buradalar, işte buradalar. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Ne ses var, ne ses. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Irmak ırmak ise ise akışına ölürüm Türkiye. Şimdi coşkulu bir şekilde buradan istiyorum. Hadi en başta. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Düzgüne yokuşuna öldüm. Asırlardır kıratımı sunadım. Hadi beraber. Irmağının akışına çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Gelemediysem. Burayı bırakın. Gel gel. Beraber söyleyelim gel. Kaçıyor. Sevdalıyım yangın gibi bu sinem. Karlardan su doldurur. Çile çekmiş şeklinem. Hazır mıyız? Mavi boncuk yakışına öldürdüm. Tavşanlı Tunç Bey, buradan damadımıza bir alkış istiyorum. Tunç Bey'li kardeşlerimize, itibarsız. Kimin damadısın? Mehmet İlmez'in damadı. Mehmet İlmez'in damadıymış. Mehmet İlmez abimize. Burayı bana bakacağız, tamam. Anasın.
Aşk koymuşum Türkiye'nin yoluna. Düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kırmadığımı soğudum. Hazır mıyız? Irmanın akışına ölürüm. Irmağının akışına ölürüm. Bu kadar mı? Irmağının akışına ölürüm. 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 Hey 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 hey. Irmağının akışına ölürüm. Özel bir hazırlık yapacağız. Şu an bizleri Belediye Kütahyaspor'umuzun çok değerli başkanı ve yönetim kurulu izliyorlar. Mesaj atmışlar. Dediler ki Öncü Hocam Belediye Kütahyaspor'a da buradan bir alkış gelebilir mi dediler. Kocaman bir alkış istiyorum. Şimdi Belediye Kütahyaspor için de çok güzel maçlar yazdık. Ama şimdi onu okumayalım. Ben mavi diyeyim siz lacivert olur mu? Beraber coşkulu bir şekilde. Kameraman arkadaşlarım da hazırlarsa beraber yapacağız. Mavi! Mavi! Bu kadar mı? Mavi! Lacivert! Mavi! Lacivert! Şampiyon! Lacivert! İnşallah. Şampiyon! En büyük! İşte bu. Helal olsun. Evet. O zaman değerli orkestramdan bir ricam var. Mihriban türküsünün hikayesini de yapalım ondan sonra. Olur mu başkanım? Hemen oyun havası yapacağız. Şimdi Mihriban türküsünü bilen var mı aramızda? Bilenler bir alkışlayabilirler mi? Mihriban türküsünü bilenler. Hey! Şöyle çadırın içine gireyim artık değil mi? Senden biliyorum gel. Gel gel beraber okuyorum. Mihriban türküsünü biliyorum diye. Şimdi Mihriban türküsü Büyük Usta Abdurrahim Karakoç'a ait ve gerçekten muhteşem bir eser. Yıllar önce Abdurrahim Karakoç'un köyüne, aynı böyle Doğu Arslanlar köyüne olduğu gibi bir kız gelir. Bizim Doğu Arslan'ın köyünden de diyelim artık öyle değil anlatalım. Bir gencimiz bu kıza aşık olur. Ama bu öyle bir genç ki bu çok büyük usta. Abdurrahim Karakoç. Karşıdan böyle bakışırlar. Göz göze gelirler sürekli bakışırlar. Ama bir türlü açılamaz, bir türlü açılamaz. Gece olur heyecanla anasının yanına gider. Der ki anam anam. Ne olursun bana bu kızı iste. Oğlum hayırdır mı? Delirdin mi sen? Kimi isteyeceğim? Der ki ben bir kızı çok sevdim anam. Köye misafir gelmiş. Ne olursun komşuya gelmiş bir iste. Anamız da yoğurt almış, yumurta almış köyden. Kapıyı çalmış. Demiş ki komşu, komşu. Sende misafirler mi var? Demiş ki komşu onlar gittiler gece düğün bitince. Eyvah demiş. Benim oğlan kara sevdaya düştü. O gelen kızlardan birini çok beğendi. Ne olursun. Elçiye zeval olmaz. Bir araya girdi. Bu gençleri sevindirelim der. Verirler adresi giderler köye. Varırlar köye. Allah'ın emri peygamberin kabriyle biz geldik derler. Adam der ki hoş geldiniz, sefalar geldiniz. İyi de bizde üç tane kız var. Siz hangisine geldiniz deyince yutkunurlar, bilmiyorlar ya kızı. Vallahi der bizim köye gelen kızı istiyoruz. Adam der ki sizin köye üç tane kız geldi. Hangisini? Gene bir şey söylüyor musun? Sonra
Bakarlar kızın yüzü mahcup. Belli eder kendini. Başını yere eğer. Adam sert bir şekilde çıkışır. Benim size verilecek kızım yok. Abdurrahim Karakoç'un babası söz alır. Der ki bizim bir kötülüğümüz mü var? Bizim bir hatamız mı var? Neden böyle söylüyorsun? Kızın annesi dayanamaz. Be mübarek bir sorsaydınız ya. Bizim kızımızın bir iskele var mı? Bir görüşlüğü var mı? Bizim kızımız nişanlı der. Boyunlarını bükerler ve yola düşerler. Derler ki kaderimiz böyleymiş. Abdurrahim Karakoç'u uzaktan görürler. Abdurrahim Karakoç der ki tamam ben anlarım der. Ve bu şiiri yazmaya başlar. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Hadi bir gönderelim bir dinlesinler bakalım. Sonra da hareketleneceğiz motor beraber. Hadi beraber. Hadi bütün doğa aslanlar ki alkışlar istiyorum. Saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor mihriban sevdiğini. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Devam da ediyor. Burayla beraber söylüyorum. Seni tanıyalım. Nereden geldin? Kutay'dan. Kutay Merkez'den geldin. Doğu Aslan köyünden geldin. Kimlerdeniz? Kazımlar ve Nuriler. Kazımlar ve Nuriler ailelerine kocaman bir alkış istiyorum. Kazımlar ve Nuriler aileleri buradalar şu anda. Hoş geldiniz. Beraber yapacağız. Hiç şart söyleyecek. Gel. Evet. Haydi bakalım. Gönder bir kalpeyi. Kapat tekrar şartları. Kapat tekrar şartı. Şey, ritmi kapat tekrar şartları. Evet. Şimdi elektrik akımından kaynaklanıyor. Sesler gitti. Haydi beraber. Söyleyecek mi? Gel diyorlar gidiyoruz. Söyleyecek mi? Nereden geldin ha? Muhtarın babası mı? Bu da kayınpederi. Böyle bir şey olmaz muhtarım. Kayınpederim burada. Babam burada. Maşallah alkış istiyorum. Maşallah. Mutlu olsun. Çoktur yaralar, aş deyince ötesini arama, arama. Sevdiğim, mihriban. Her senin bir
hikayeyi bir tamamlayalım önce. Aradan yıllar geçiyor. Abdurrahim Karakoç yazdığı bu Mihriban türküsünü Büyük Usta Musa Eroğlu'na veriyor. Musa Eroğlu da bu şarkıyı albümüne koyuyor. Ondan sonra Mahsun Kırmızıgül derken şarkı ünlenip gidiyor. Tabii bizim bu uğruna şarkı yazılan kızımız da o dönem ya eşi ölüyor ya da nişanlısından ayrılıyor. Tam aklıma gelmedi ama yani bir ayrılık yaşıyor. Ve diyor ki, öğreniliyor bu şarkının kendine yazıldığını. Diyor ki ne olursun beni diyor, Büyük Usta Abdurrahim Karakoç'la görüştür. Ulaşıyorlar ve Abdurrahim Karakoç'un telefonu çalıyor. Diyor ki, merhaba diyor, beni diyor tanıyabildin mi? Abdurrahim Karakoç diyor ki, hiç ama hiç unutmadım ki. Ben artık diyor özgürüm. Hani diyor beni unutamamışsın diyor. Ben o kızım. Abdurrahim Karakoç o tarihi sözleri söylüyor. Bir dakika diyor, bekler misin diyor. Ve bu sözler geliyor. Unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihriban'ım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun. Unutursun Mihriban'ım. Unutmak zorunda kaldım diyor. Buradan Büyük Usta Abdurrahim Karakoç'a kocaman bir alkış istiyorum. Şimdi başta muhtarım olmak üzere bütün değerli yönetimini, değerli misafirlerimizi ben alana davet ediyorum. Oynamaları yapacağız. Hadi gelin beraber biraz oynayalım. Alanı boş bırakmayalım. Önce bir çift telli gönderelim mi? Alperen kardeşim. Evet, önce bir çift telli yapalım.